Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch ile farklı şekillerde kartanelerin çizimini gerçekleştireceğiz. Örneğin şu anda fareyle tıkladığım yerlerde farklı şekillerde kartaneleri elde ediyoruz. Bunun nasıl yapıldığını öğreneceğiz bu videoda. Şimdi bunun için ilk olarak yeni bir proje başlatalım. Ve oluştur diyelim. Ardından buradaki kuklamızı siliyoruz. Şimdi ilk olarak kartanelerinin güzel görünebilmesi için arka fonu yani dekorumuzu siyah olarak ayarlayacağız. Bunun için dekor seç bölümünden çizim sekmesine tıklıyoruz. Şuradaki fazla dekoru silelim. Ve buradan rengi siyah olarak ayarlayalım. Şu şekilde rengimizi ayarladıktan sonra şuradaki kare işaretini, dikdörtgen işaretini tıklayıp farenin sol tuşuna basılı tutarak şöyle çekiyoruz ve arka fonumuz, sahnemiz siyah rengini aldı. Şimdi kukla bölümüne geçiyoruz. Kukla seç bölümünden yine çizim aracına tıklayalım. Ardından kod bölümüne geçiyorum. İlk olarak olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında loğunu yerleştiriyoruz. Şimdi kart tanesi çizimi için bize 5 tane değişken gerekiyor. Hemen değişkenlerimizi oluşturmaya başlayalım. Değişkenler sekmesine tıklayıp burada ilk değişkenimiz açı değişkeni. Açı ismini veriyoruz birinci değişkenimize. İkinci değişkenimiz simetri. Üçüncü değişkenimiz simetri açısı. Simetri açısının dışında bir de uzunluk belirlememiz gerekir. Uzunluk değişkeni oluşturuyoruz. Ve son değişkenimiz de seviye olarak belirleyelim. Bunları belirledikten sonra burada ekranda görünsün istemiyorum. O nedenle buradaki tikleri kaldırıyorum. Evet, şimdi ilk olarak açı değişkenini sıfır yap bloğunu aldım. Bundan iki tane alalım ve hemen bunları bir tanesini simetri, diğerini de seviye olarak ayarlayalım. Simetriyi başlangıçta 6, seviyeyi de 4 yapalım. Daha sonra bu ayarları değiştirebiliriz. Şimdi çizim gerçekleştirebilmemiz için bir eklenti almamız gerekiyor. Hemen sol tarafta bulunan eklenti, ekle bölümünü açalım. Ve buradan kalem eklentisinin bloklarını getiriyoruz. Şimdi yeşil bayrağı tıklandığında başlangıçta tümünü silsin. Ardından kalem rengini ayarlayalım. Kalem rengini beyaz olarak ayarlıyorum. Şu şekilde. Ve kalem kalınlığını bir yap şeklinde ayarlamamızı gerçekleştiriyoruz. Ardından kalemi kaldır. Bir de onu da yerleştirdikten sonra şimdi bir konum belirleyeceğiz. Bu da hareketten. Konum x-y konumu 0 yani merkezden başlasın çizimi. Şöyle ayarladım. Ve yine kalem sekmesinden kalemi bastır bloğunu yerleştirdim. Şimdi simetri açısını ayarını yapalım. Değişkenler sekmesinden açıyı 0 yap bloğunu aldık. Bunu simetri açısı olarak düzenliyorum. Ve simetri açısını
Burada operatörlerden bir işlem yapacağım. Bölme işlemini alıp buraya yerleştiriyoruz ve simetri açısını 360 bölü simetri değeri kadar bölsün. Değişken sekmesinden simetriyi buraya aldım. Başlangıçta atadığım simetri için değer 6 idi. Yani 360'ı 6'ya böldüğümde simetri açısını elde etmiş olacağız. Şimdi kontrol sekmesinden 10 defa tekrarlamayı alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Ve burada simetriyi her defasında bir eksilterek bu işlemi gerçekleştirsin. O nedenle operatörler kısmından eksi işlemini yapacağız. Değişkenlerden simetriyi bir eksiltecek. Şöyle yerleştiriyorum. Buraya da bir yazıyorum. Yani her defasında simetriyi bir eksilterek çizimine devam edecek. Ve kontrol sekmesinden kendi ikizini yarat bloğunu yerleştiriyorum. Ardından bir dönüş sağlaması gerekiyor. 15 derece dön bloğunu yerleştirdikten sonra bunu simetri açısı kadar dönüş gerçekleştirsin istiyoruz. Ve değişkenler sekmesinden simetri açısı kadar bir dönüş sağlayacak bize. Burada hesapladığı simetri açısı kadar. Şimdi uzunluğu ayarlayalım. Hemen açıyı 0 yaptığını aldık. Bunu uzunluk olarak değiştiriyoruz. Ve burada da bir belli bir sayı arasında rastgele bir sayı seç şeklinde yine operatör bloklarından 1 ila 10 arasında bir sayı seç diyoruz ve bunun da uzunluklarını şu an için 10 ila 100 yapalım. Daha sonra bunu değiştirebiliriz. 10 ila 100 arasında rastgele bir değer seçip uzunluğu belirleyecek. Şöyle buraya aldım. Şimdi yine kontrol bloklarından 10 defa tekrarla loğunu yerleştirdim. Ve buna da bu sefer seviye olarak ayarlayacağım. Değişken sekmesinden seviyeyi alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Açıyı 0 yap bloğunu aldım. Ona da yine rastgele bir değer atamasını istiyorum. Bunu yerleştirdim. Bunu da 140 ila 180 arasında bir açı belirlesin. Ve şimdi bir haber salacak. Olaylar sekmesinde haber sal ve bekle bloğunu buraya yerleştirdim. Ve yeni haber oluştur diyorum. Çizim yap haberini göndersin. Çizim yap. Bu haberi aldığında hemen buradan haber aldığında bloğunu yan tarafa alalım. Çizim yap haberini aldığında artık çizimi başlatsın. Bunun için hareket bloklarından 10 adım git. Ne kadar gidecek? Uzunluk kadar. O nedenle değişkenlerden uzunluk değişkenini buraya alalım ve bir dönüş gerçekleştirecek. Sağ 15 derece dön. Ne kadar dönecek? Belirlediğimiz açı kadar dönecek. O nedenle açı değişkeninden şöyle açıyı buraya yerleştirdim ve ardından kendi ikizini yaratacak. Kontrol bloklarından kendi ikizini yarat bloğunu yerleştirdim. Ardından hareket bloklarından tam ters yöne dönüş yapacak. Bunu da bu defa açının iki katı olarak gerçekleştirecek. O nedenle operatör bloklarından çarpma işlemini buraya alıyorum. Ve 2 çarpı açı diyeceğiz. Değişkenlerden açıyı buraya
yerleştirdim. Ve son olarak şimdi olaylar sekmesinden boşluk tuşuna bastığınızda da ekranı temizlesin. Onun için kalem sekmesinden tümünü sil bloğunu buraya yerleştirelim ve test edelim. Bakalım şimdi. Evet, bakın. Her tıklandığında farklı bir çizgi gerçekleşecek. Boşluk tuşuna bastım. Tekrar tıkladım. Bu defa farklı bir çizim çıkıyor. Peki bunu fareye de tıklandığında, farklı yerlere tıklandığında farklı çizimler gerçekleştirsin istersen. Bunun şimdi birkaç değişiklik daha yapalım. Şöyle kenara alayım. Evet. Olaylar sekmesinden bir haber sal bebekli daha alalım. Şuraya yerleştirelim. Bu defa çizim yaptıktan sonra tüm kuklaları silsin. Tüm ikizleri sil. Haberini salsın. Tüm ikizleri sil haberini aldığında bu haberi aldığında bu defa da tümünü bu ikizi sil ile olmuş veya yerleştirdi. Şimdi bunu sürekli tekrarlaması için ve fare imleciyle çalışması için şuraya bir sürekli tekrarla bloğu ekleyeceğiz. Sürekli tekrarla bloğunu bakın. Şuraya kalemi kaldırın. Tam üstüne ekliyorum şu şekilde. Ve şurada da bir değişiklik yapacağız şimdi. Şimdi ne zaman çizim yapsın? Fare imleci tıklandığında çizim yapsın diyeceğiz. O nedenle olana kadar bekle, bloğunu buraya yerleştiriyoruz. Ardından operatörlerde şunu değil ise bloğunu koyuyorum. Algılama bloklarında eğer fare basılmadığında basılı mı değil mi bunu kontrol etsin sürekli. Basıldığında bu işlemi gerçekleştirecek. Ancak X-Y konumu 0-0 değil de burada hareket bloklarından rastgele konuma git bloğunu buraya alıyorum ve bunu fare imleci olarak değiştiriyorum. Ve şu X0-Y0'ı da siliyorum. Şimdi sanırım artık istediğimiz şekilde. Şimdi biraz küçültelim şöyle. Bu haberi aldığında ve boşluk tuşuna basılınca ortamı temizleyecek. Şöyle. Şimdi bakalım. Tıklayalım. Evet. Evet, artık fare imlecimle nereye basarsam oraya istediğim şekilde farklı farklı kar taneleri çizebilirim. Şimdi burada seviye ayarını mesela 4 değil de onu değiştirebilirsiniz. 3 yapalım mesela. Yine şuradaki ayarlar değişiklik yapabiliriz. Uzunluk 50 olsun. Biraz daha küçük kar taneleri çıksın ki ekranda daha fazla kar tanesi oluşturabilirim. Bakın 3 yaptım değeri ve daha farklı şekillerde kar tanesi elde edebiliyorum.
daha böyle yıldız şeklini aldı. 5 olarak değiştirelim. İşte de içi daha dolu dolu oluyor. Bunu test edebilirsiniz. Çok eğlenceli. Şöyle büyük ekranda çalışalım. Sanki dörtte daha güzel şekiller elde ediliyordu. Bir daha bakayım. Evet. Bakın. Çok farklı, birbirinden güzel kar taneleri elde edebiliriz. Eğer yavaş basarsanız daha minik, daha uzun süre basarsak daha büyük kar taneleri çıkartıyor. Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.